Tabii bir başka noktayla, çünkü deprem sadece bu üç ili, Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı etkilemedi. 11 ilimiz bu depremden çok ciddi şekilde etkilendi. Onlardan bir tanesi de Malatya, Doğanşehir. Ağır hasar gören noktalardan bir tanesi Doğanşehir ve bu bir yıllık süreç içerisinde afetzedeler yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Onlar önce kayıplarını defnettiler, sonrasında da şehirlerini terk etmediler. Şimdilerde o bölgede yeniden inşa çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken onlar da yeni hayatlarıyla, gelecekleriyle ilgili çok umutlu. Hiçbir şey kalmadı işte. O gün yani yerinden çıkmaz hiçbir zaman. Yani o günü hiç unutamayacağız. Yıkılan binlerce bina, enkazlardan yükselen yardım çığlıkları. Her taraf dümdüz olmuş, Doğanşehir kalmamış ki zaten. Hiç ne, nerede ne vardı, nerede ne yoktu bilmiyorsun ki. Dakikalar, saatler, hatta günlerce soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlar. Evimizin altında komşumuzun oğlu öldü. 7 gün sonra cenazesini çıkarabildiler. Evden kesinlikle hiçbir bir şey çıkaramadık. Yani çıkarmak istemedik çünkü o çocuk o enkazın altındaydı. Hayatta kalabilenler yakınlarını, sevdiklerini, bazıları tüm ailesini enkazdan çıkarttı, toprağa verdi. Allah'tan geldi. Her şeye razı olmamız lazım. Çifte kabustan kurtulanlar, memleketlerini terk etmek istemeyenler önce çadırlara yerleştirildi. Daha sonra konteyner kentler kuruldu. 5 gün çadırda kaldık. Ondan sonra işte burayı verdiler. Hükümetimizden de milletimizden de Allah razı olsun. Her şeyimizi veriyorlar. Yiyor, içiyor, oturuyor. Ne yapak? Depremden ağır hasarla çıkan Malatya'nın Doğanşehir sakinleri de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Yardımlar, destekler aldık, almadık desek yalan olur. Hani yetkililer sağ olsun her konuda destek çıktı. Kıyamet senaryosunun gerçek olduğu 6 Şubat gününün korkusu hala afetzedelerin gözlerinde. Çocuğum da aynı 6 Şubat'ta doğmuştu. İkinci depremde çocukla ben çıkarken kapının arasında kaldık. Bağıra bağıra aklımız gitti neredeyse. Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Yatı odasında çamaşır serildi, onu toplayayım dedim ama bir gümledi, bir saladı. Buram böyle bu şey ne kesmiş, kan akıyor, hiç haberim yok. Deprem bitene kadar inemedik. Merdiven bir o yanı yatıyor, bir o yanı yatıyor. 1300'e yakın can kaybı, binlerce yaralı ve binlerce yıkılan bina. Malatya'da tıpkı 11 ilde olduğu gibi 6 Şubat depremlerinden büyük kayıplarla çıktı. Aradan geçen bir yılda enkazlar kaldırıldı, ağır hasarlı binalar yıkılıyor ve yerlerine yeni konutlar yükseliyor. Ancak deprem korkusu Malatya'nın peşini hala bırakmıyor. Peki aradan geçen bir yılda Malatya'da neler oldu? Diyorlar ki deprem olacak diyorlar, aynı şeyi yaşayacağız diye tekrar bir korku içinde kalıyoruz. Çocukların psikolojisi tamamen bozuldu. Asrın felaketi yüzyıllar geçse de geride acı dolu hikayeler bıraktı. Hayaller ne yazık ki enkaz altında kaldı. Ancak yaralarını sarmak isteyen bu şehirde umut hala var. Güzel ya. Noksanımız yok. Noksanımız yok. Devletimizden, milletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun. Konteyner kentte yaşayanlar bir an önce yapılacak yeni konutları bekliyor. Vallahi evimizde oturmak isterim. Aslında bu varil Maraş depremlerinin en büyük mihenk taşı. Çünkü o deprem gece 4.17'de yaşandıktan sonra herkes sokaklara döküldü ve hava şu anda burada 8 derece ama geçtiğimiz yıl aynı gün içerisinde, aynı gece içerisinde eksilerdeydi. Vatandaşlar bizim yaptığımız gibi çok net bir şekilde aslında varil bulamadılar. Fakat mümkün olabilen en iyi ortamda kendilerini ateş yakmanın yollarını aradılar. İşte bu varilde
o mihenk taşlarından bir tanesi. Günlerce onunla ısınmaya çalıştılar çünkü. Şimdi bir başka noktaya daha gideceğiz. Malatya Doğanşehir'den son durumu ekrana getirdik. Orada afet dediler. Umut var bir biçimde, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Malatya'ya gidelim. Murat Bekmezci aktarsın, bir yıllık süreçte neler oldu, neler yaşanıyor. Osman Kenan Çapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden birisi de Malatya'ydı. Bundan tam bir yıl önce 6 Şubat 2023'te Malatya'da 1237 kişi gece yataklarına yattılar, sıcakcık yataklarına yattılar. Sabahında ise 1237 kişi beton blokların arasında hayata gözlerini yumdular. Tabii biz bir yıl geçti aradan, şu anda Malatya'dayız. Burası Malatya'nın en işlek caddelerinden birisi İnönü Caddesi. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Tabii şehir merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları yavaş yavaş devam ediyor. Bir taraftan da ağır hasarlı binaların yıkıldığını söyleyebiliriz. Biraz önce de söylediğimiz gibi hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Arkamda görmüş olduğunuz alana konteyner dükkanlar inşa edildi. Konteyner dükkanlar konuldu. Bir diğer tarafta da yine bu şekilde konteyner dükkanların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii vatandaşların ihtiyaçları da var. Onlar için de belediye özel alanlar tasarladı. Özel geniş konteyner çarşılar tasarladı. Tabii şunu söyleyebiliriz. Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları son hızla devam ediyor. Ağır hasarlı binalar var. Bu binaların yıkılma süreci de yargı sürecini bekliyor. Yargı sürecinden geçtikten sonra yıkım aşaması başlıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Malatya'da hayat yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Tabii bundan bir yıl önce 6 Şubat depremlerinde yara alan illerden birisi Malatya demiştik. Peki bilançosu neydi? Biraz önce söyledim, tekrar edeyim. 1237 kişi hayatını kaybetmişti. 7000'e yakın insan yaralanmıştı. Tabii depremde 6643 bina yıkılmış ve 35907 binada da ağır hasar kaydedilmişti. Tabii Malatya'da çalışmalar hızla sürüyor. Bir taraftan da Malatyalı depremzedelerin merakla beklediği bir konuda kalıcı konutların inşaatı. Kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bizler dün geldik buraya. Bugün o kalıcı konutlardan birisine de gittik. İnşaat aşamaları tamamlandı. İlk anahtar teslimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yapmıştı. İşte Malatya'da da 7000'e yakın konut hak sahipliğini kazanan vatandaşlara teslim edilecek. Tabii burası konteyner çarşısı demiştik. Konteyner çarşıda da esnaflarla sohbet etme şansı bulduk. Onların şikayetlerini dinledik. O şikayetleri de hemen aktarmak istiyorum. Birincisi gece olduğu için aydınlatma sıkıntısından dert yandılar. Bir diğeri de çatı konusuydu. Ürünleri kışın ve yazın güneşte zarar gördüğünü söylediler. Tabii burası yaklaşık bir yıl önce, tam bir yıl önce bu yolu görmek mümkün değildi. Burada yıkılmış binaların enkazları vardı. Aradan tam bir yıl geçti. O enkazlar kaldırıldı. Malatya'da akşam saatleri insanlar yavaş yavaş evlerine gitmeye başladı. Yavaş yavaş hayat eski haline dönüyor. Bizler kameraman arkadaşım Burak Sipahi ile beraber dünden bu yana Malatya'da izlenimlerimizi aktardık diyelim. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.